İyi günler. Selamun aleyküm. Aleyküm selam efendim. Hocam size 3 tane soru sorabilir miyim? Tabii buyurun. Hocam tam ilmeğe faaliyet ediyor hocam şey vardı. Bayanların hocam avret yeri hocam el ve yüz hariç bütün vücudu avret ya hocam. Şimdi ben hocam kendimi bundan sakındırmaya çalışıyorum hocam. İnsanlar hocam okulda olsun hocam binada olsun hocam bana çok acayip bakılır hocam. Sanki hocam akrabalarda hocam teyzemin kızlarında hocam sormamaya çalışıyorum hocam bana çok acayip bakılır hocam. Hocam ablam hocam bu durumda hocam baktı hocam merak ettiği için bana şöyle bir soru sordu hocam. Eğer hocam diyor ki sen yaptı hocam da merak ettiği için eğer sen yaptığın gibi olursa hocam bir fırıncı olsun, bir doktor olsun, bir öğretmen olsun hocam işini yapamaz. Çünkü hocam her yer hocam başı kolları tamam. Aşık olan bayanlarla tamam. Orası hocam, anlaşıldı. Orası anlaşıldı tamam. Heyecanlı okudukların da şimdi öyle anlatırken böyle ta gerilere gittim böyle. Benim de gençlik zamanım vardı o dönemlere geçtim. İlk yeni öğrendiğim zaman böyle heyecanlı olurduk. Ama insanın elinde değil. Hoşuma da gidiyor. Böyle samimi, genç. Hani öğrendiği zaman onu hemen hayata geçirsin. Tatbik etsin. Hatta önce sevdiklerinden başlıyorsun. Yani annen, baban, kardeşlerin. Oradan başlıyorsun falan. O heyecanla. Zamanla o heyecan gidiyor. Kalıcı değilmiş o. Fakat hoş güzel bir şey. Yani Allah rahmet eylesin babama bile öyle çok oturup anlatıyordum. Sonra tabii kitaplarda okuyunca dedim demek ki evladın anne babaya yani ömründe bir defa yumuşakla nasihati şey yapması, emir maruf yapması öyle emredilmiş. Çünkü onlardan biz mesul değilmişiz. Kitaplar öyle yazıyor. Ama insan elinde değil. Yani annesi babası önce ateşten okutursun. Hani bir dinleyicimiz girdiydi ya şeye, yayına girdiydi. Ben dedi işte İslam ve toplumu, o sizin tavsiye ettiğiniz kitabı hep benim sevdiklerim okusun, dinlesin. Onlar kurtulsun. Benim sevmediklerim okumasın. diye açık yürekle söylemişti hakikaten o dinleyicimiz de. İnsan gayri ihtiyar, elinde değil. Bu dinleyicimiz de şimdi o gayret içerisinde Allah-u Teala gayretini daim eylesin. Ama çok dikkatli bir şekilde okursa yani orada nasıl davranılacağı da bildiriliyor. Mesela Saadet Ebediye'de setir avret bahsi anlatılırken, onu sana kadınların tesettür bahsi anlatılırken, ondan sonra gözü, kulağı, eli, dili haramlardan korurken nasıl dikkat edilmesi gerektiği de bildiriliyor. Zaruret miktarı ifadesi geçiyor. Sokakta gözünü kapatarak hareket edemezsin. Mesela ablam dedi bana dedi ki sen fırıncı olamazsın, şey olamazsın falan. İlla aynı şekilde yüzüne de saatlerce bakmıyorsun. Gelirken buyurun dersin falan yaparsın işini. Ondan sonra yani illa aynı şekilde böyle başın önünde olmaz. Dikkat çekecek şekilde olmaz bunlar. Bakmamak için gözüne karartma gibi önüne bakmak veyahut da hani bazen uçaklarda veriyorlar böyle bir gözünü karanlık olsun at uyusun gözlüğü. Falan diye at gözlüğü gibi neyse. Öyle bir şey de veriyorlar. Öyle değil o. Zaruret miktarı. İhtiyaç kadar, zaruret miktarı kadar aynı şekilde bakılabilir ve kadın da eğer mahremi alışveriş yapamayacaksa, kendi başına kalmışsa bunlar da gidip mağazada olsun veya benzeri yerlerde olsun zaruret miktarı fakat ciddi olma kaydı şartıyla çünkü kitapta da bildiriliyor. O ne demektir? Mesela diyelim ki bir iş yapıyordur, bir hanım geldi bir şey sordu falan ona sorar ve ondan sonra daha başka var mıydı? Daha ne istiyordunuz falan gibi yani uzatmaya gerek yok. Kadının da aynı şekilde alacağını alır, fiyatını sorar, bedelini öder, çıkar gider. Çoluk çocuk nasıldı falan, sen evli miydin, bekar mıydın falan lüzum yok bunlara, lüzumsuz şeyler ve uzatmaya da gerek yok. Erkek de, kadın da dinimiz zaruret miktarı buyuruluyor. Şimdi mesela bu dinleyicimiz öğrenci zannedersem doktor oldu. Bir kadın hasta geldi ne yapacak? Gözünü kapatacak öyle mi muayene edecek? Olmaz o. Dolayısıyla oradaki anladığı hani bakmamak lazım deyince hiç bakmamak lazım şeklinde anlıyor. Tamam yani harama olan hassasiyeti tebrik edilir. Ama ölçü bildirilmiş. O ölçünün dışına çıkınca da bu sefer fitneye sebebiyet veririz. Onun için iyi anlamalı. Ben böyle anladım. Anlayan birisine sormalı. Nasıl hareket edeceğim ben? Ablası mesela ikaz etmiş demiş. Hani ne yapacaksın o zaman sen? Sen böyle bir meslek sahibi olmuş olsan. Yani illa öyle bir meslek sahibi olması şart değil. Sokağa çıkmayacak mı? Çıkacak. İnsanlarla görüşecek. Bazen öyle bir durum olur ki sokakta bir adres soracak. Bir kadından başka da kimse yok. Ne yapacak ona? Abla, teyze neyse. Ya da bacım.
ben şöyle bir şey arıyorum. Bu ciddi olarak soracak. O da ciddi olarak biliyorsa biliyorum der. Şurası tamam bitti. Bilmiyorum kusura bakma der. Çeker gider. Uzatmaya gerek yok. Onlara İslamiyet izin vermiş. Onlar günah olmaz. Kaza oldu diyelim. Kadının birisi yerde ölümle pençeleşiyor. Tutmayacak değil mi onu? Görmeden, görmezden gelip yolumuza devam edersek olmaz. Olmaz tabii canım. Ya yani oradaki ölçüyü hani saadet-i ebediyede diyor böyle yazıyor böyle yazıyor ama saadet-i ebediyede bunun nasıl davranılacağı da bildiriliyor. Cımbızda orasını çekim onu tatbik etmeye kalktığın zaman fitneye sebebiyet verirsin.